SGK Baş Müfettişi İsa Karakaş açıkladı. Yaş şartını doldurmadan emekli olunabilecek. İsa Karakaş erken emeklilik hususunda bilinmeyen detayları aktardı. Bazı vatandaşlar özel şartları nedeniyle gereken şartları yerine getirmeden emekli olabiliyor. Malulen emeklilik, iş gücünüzün en az %60'ını kaybetmeniz durumunda elde edilen bir hak olarak belirtiliyor. Peki, İş gücünüzün %60'ını kaybetmeniz malulen emeklilik için yeterli mi? SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, malulen emeklilik için merak edilenleri cevapladı. SGK baş Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında malulen emeklilik için gereken diğer şartlardan bahsetti. Karakaş kişinin sigortalı çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifesini yapamayacak şekilde kaybettiği tespit edilirse sigortalının bu hastalık veya engel nedeniyle malullük aylığından faydalanamadığını belirtti. SGK'nın malulen emeklilik için ayrı bir uygulaması olduğunu belirten Karakaş e. Ekim 2008 öncesi ilk defa hizmet akti ile çalışmaya başlayarak, sigortalı sayılanlardan işe başlamadan önce çalışma gücünün en az 2-3'ünü veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını yitirenler yaşları ne olursa olsun. En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla emeklilik aylığına hak kazanabilmektedir. Dedi. Ekim 2008 sonrası için ise, ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün %60'ını kaybettiği tespit edilen sigortalılara yaşları ne olursa olsun, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük. Yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla, SGK tarafından emeklilik aylığı bağlanmaktadır, e ifadelerini kullandı. SGK Sağlık Kurumu Denetliyor Sigortalı kişinin başka hastaneler ve doktorlardan aldığı maluliyet oranları tek başına yeterli gelmiyor. Maluliyetten faydalanmak için SGK Sağlık Kurulu tarafından muayene olunması gerekiyor. Maluliyetten faydalanmak için ne kadar kayıp gerekli? Yeni düzenlemede iş gücünün kaybedilmesiyle ilgili oranlar güncellendi. Karakaş e çalışma gücü kayıp oranı ne kadar az ise daha çok prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları aranmaktadır, E şeklinde konuştu. İşte oranlara göre maluliyet durumu. Çalışma gücünün en azı 40-49 arasında kaybedilmesi, E hafif düzeyde çalışma gücü kaybı. Çalışma gücünün en azı 50-59 arasında kaybedilmesi, E orta düzeyde çalışma gücü kaybı çalışma gücünün en az %60 ve üzerinin kaybedilmesi ise ağır düzeyde çalışma gücü kaybı